Dünya İslam'a koşuyor. Hristiyanlar, Yahudiler, Budist ve ateistler İslam'a kavuşarak her geçen gün Müslüman oluyor. Bin Yıl Anatolia Yayıncılık olarak ibret ve hikmetlerle dolu bu hayat hikayelerini sizler için kitaplaştırdık. Yönetmen senarist Mustafa Ablak tarafından derlenen bu kitap, Aydınlık Savaşçıları İslam'ı Seçenler ismiyle yayın hayatına girdi. Siparişleriniz için sipariş@anatoliafilm.com adresine yazabilirsiniz. İstanbul 8000 yıllık geçmişiyle dünya tarihine geçmiş bir şehir. İstanbul'u anlatmak için tarihçiler, seyyahlar, şairler, ressamlar, romancılar birbiriyle yarıştılar. İstanbul dünyada adına en çok şiir yazılan, en çok şarkılar bestelenen bir şehirdir. Şair, yazar ve edebiyatçılara her daim ilham kaynağı oldu ve olmaya da devam ediyor. İstanbul, geçmişle gelecek kültürler arasında köprü olduğu gibi, Avrupa ve Asya kıtaları arasında da köprü olmuştur. Dünya kültür medeniyetlerine beşiklik eden İstanbul'u tanıyabilmek için onu yaşamak gerekir. İşte yine Osmanlı mührü vurulmuş, son dönem yapılan camilerden biri. Pertevniyal Valide Sultan Camii. O en zor yıllarda bile Osmanlı'nın gücünün, kudretinin, mimari sanattaki zirvesinin tezahürü gibi duruyor. Pertevniyal Valide Sultan Camii nasıl yapılmış, kim yaptırmış, gelin biraz o günlere gidelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sahih-i Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte buyururlar ki, İnsan ölünce üç şey hariç ameli kesilir. Sadaka-i cariye, faydalı ilme eser bırakmak
veya ona dua ve istiğfar edecek salih evlat. Sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifi mucibince sayısız eserler yaptırılmış İslam coğrafyasına. Osmanlı'nın temel taşlarından olan vakıflar işte bu hizmet anlayışıyla kurulmuştu. Vakıflar sayesinde devlet erkanı, sultanlar, paşalar, askerler ve eşleri adeta hayır yapmakta yarışırlardı. Sadakayı cariye yaptırmak bilhassa hanım sultanları da hayratlar yaptırmaya teşvik etmiştir. İşte bu gayeyle yapılmış İstanbul'un en zarif camilerinden biri Pertevniyal Valide Sultan Camii'dir. Burası İstanbul'un en zarif, en süslü camilerinden biridir. Hanım eli değdiğini şu muhteşem motif ve süslemeleriyle çok belli ediyor, öyle değil mi? Muhteşem renkler, muhteşem desenler, harika beyitleri olan muhteşem bir şiir gibi adeta. Caminin banisi Sultan II. Mahmud'un eşi ve Sultan Abdülaziz'in annesi olan Pertevniyal Valide Sultan'dır. Pertevniyal Sultan, oğlu Sultan Abdülaziz'in tahta çıkmasıyla birlikte Valide Sultan olur. O da İstanbul'a hayır eserleri kazandırma geleneğine uyar. Şehrin muhtelif semtlerinde sebiller ve çeşmeler yaptırır. Çeşme ve sebillerle yetinmeyip bir de cami yaptırmaya karar verir. İstanbul'un sonuncu Valide Camii olan bu camiyi yaptırmak ona nasip olur. Başkalfası Hüseyin Efendi'ye cami yaptırmak fikrini
ve nasıl bir cami istediğini etraflıca anlatır. Ortaköy Camii gibi bir camidir hayali. Gerekli hazırlıklardan sonra arsa satın alınır. İşte tam da burada bir yangında harap olmuş Mustafa Efendi Camii'nin yıkıntıları vardır. Perişan vaziyetteki bu harabeyi yıktırırlar. Her biri kendi alanında uzman kişilerce bir ekip kurulur, Osmanlı son dönem mimaride varlığını bildiğimiz balyanlar projenin başındadır. Mimarı Montani'dir. Pertevniyel Valide Sultan Camii, 1869 ila 1871 yılları arasında inşa edildi. Gotik üsluptan Hint mimarisinin harmanlandığı, pek çok üslubun uygulandığı bir mimarisi var. Bütün Avrupa'yı saran, farklı sanatsal dizgelerden alınan öğelerin yeni bir dizge içinde yeniden kullanılma sanatı olan eklektik üslubun adeta canlı bir abidesidir. Caminin inşası, etrafında yapılan mektep, türbe, muvakkithane ve sebille beraber yapımı 3 yıl sürer. Pertevniyel Valide Sultan Camii, neogotik tasarımı yani 19. yüzyılda gelişen bir mimari tarzla Türk ve Hint mimarisinin bir karışımını yansıtır. Klasik camilerden çok farklı bir mimariye sahiptir burası. Cephe görünümü de diğer camilerden çok farklıdır. Bütün cepheler son derece zarif taş işçiliğiyle dantel gibi süslenmiştir. Tarz olarak da Ortaköy Camii'ne benzetilir. Tarihler 29 Mayıs 1453'ü gösterirken yeni bir çağın açılmasına beşiklik etti.
kutlu fethin ardından Fatih Sultan Mehmet Han ve devlet ricali, şehri İstanbul'u her bakımdan koruma altına aldılar. Birbirinden kıymetli eserlerle şehri yeniden ihya ettiler. Bir kültür ve sanat merkezi yaparak adeta bir açık hava müzesi haline getirdiler. İstanbul'a yapılan kültür, sanat ve mimari eserlerle Türk-İslam medeniyeti zirveye çıkmış, Osmanlı medeniyetinin ihtişamına dünya hayran kalmıştır. Caminin ana bölümü, altın yaldızla parlatılan mavi rengin ağırlıkta olduğu çok güzel kalem işi süslemeleriyle süslenmiş. Her üç cephesinde birden bulunan gotik kemerli büyük pencereleriyle adeta bir sarayın salonundaymışsınız gibi hissetmenize neden olur. Kare planlı bu bölümü yüksek kasnaklı, 16 dilimli ve pencereli bir kubbe tamamlar. Batı ve doğu cephesinde karşılıklı bir simetri halinde gördüğümüz şu pencerelerden, altta yer alan üçer pencerenin büyüklükleri birbiriyle aynı büyüklüktedir. Güney cephesinde de mihrabın her iki yanında birer pencere, üst bölümünde ise yeniden aynı düzen içindeki üçer pencereyi görürüz. Alt pencerelerin bitiminin hemen üstünde sürekli bir mukarnas şeridiyle süslenmiş. Kat kornişi misali dolaşarak adeta iç mekanı iki kata bölüyor. Hemen üzerinde dolanan kitabe kuşağı da bu görüntüyü daha da kuvvetlendiriyor.
bu kitabede celi sülüs hatla Mülk Suresi yazılıdır. Tek katlı giriş kısmına şu gördüğünüz 5 basamaklı merdiveni takip ettiğinizde geniş bir holle varılır. Holden bir koridorla ara bölüme geçilir. Bu bölüm, son cemaat yerinin içe alınmış şeklidir. Son cemaat yeri adeta bir köşk görünümündedir. Üst kata geldiğimizde yine son derece zevkli, son derece zarif süslemelerle karşılaşırız. Şu zarafetle muhteşemliği gerçekten hiçbir batı mimarisinde göremezsiniz. Burası padişah ve maiyetine tahsis edilmiş harim bölümü olarak kullanılmaktaydı. Kim bilir, bir zamanlar hangi mahzun gönüllere ev sahipliği yaptı? Bu gördüğünüz padişah ve ailesine tahsis edilen harim salonları günümüzde kadınlar mahfili olarak kullanılıyor.